Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir soslu kanat tarifiyle geldim. Ee, böyle mangal lezzetinde, dışı kızarmış, içi pamuk gibi çok güzel bir e, özel sosuyla çok güzel bir tavuk kanat tarifi vereceğim. Sizleri bekletmeden hemen nasıl yapmışım tarife başlıyorum. İlk önce yıkayıp e, kenara aldığım tavukları Şöyle ocakta dışındaki o tüyler, küçük, görünmeyen kıllar varsa diye tavuk kanat parçalarını şöyle bir tütsülüyorum. Ocaktan geçiriyorum. Hepsini tek tek bu şekilde yaptıktan sonra sosumu hazırlamaya başlıyorum. Sosu için yarım çay bardağı süt, Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir yemek kaşığı kadar mayonez. Bir yemek kaşığı kadar ketçap. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Birazcık kırmızı pul biber. Kırmızı toz biber de varsa ekleyebilirsiniz bunun yerine. Birazcık karabiber. Birazcık da tuz ekleyeceğim. Şöyle bir silme tatlı kaşığı kadar ekledim. İyice çırptım. Hemen iki diş de sarımsağım var. Sarımsakları da rendeleyeceğim. Ve sosumuz bu kadar arkadaşlar. Sosumuz hazır. Güzel bir şekilde çırpıyorum şimdi. Bu sosu bütün e, tavuk yemeklerine kullanabilirsiniz. İlla kanat kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şimdi sosumuz hazır. 1 kilo tavuk kanatı içerisine boşaltıp şöyle sosla birlikte her yanına gelecek şekilde karıştırıyorum. İyice karıştıracağız. E, vakti olanlar bir Olanlar 1-2 saat kadar bekletebilir. Çok daha lezzetli olacaktır. Tavuk böyle sosun içine çekecektir. Şimdi ben üzerini kapatıp 1-2 saat kadar bekleteceğim. Vakti olmayanlar direkt bu şekilde pişirebilirler. Bekletmeden de pişirebilirler arkadaşlar. Sabahtan yapıp akşam eve geldiğinizde de direkt pişirebilirsiniz arkadaşlar. Sosun içerisinde bekleyebilir buzdolabında. Isınmış olan tavaya hemen hepsini boşaltıyorum. Tavanın önceden ısınması önemli. Tavukları boşaltır boşaltmaz. Hepsi şöyle sıcak tavanın etkisiyle mühürlenmesi gerekiyor. Şöyle yerleştirdikten sonra üzerine bir kapak kapatacağım. Suyunu çekene kadar pişireceğiz. Arada bir kontrol etmeyi unutmayın. Evet suyunu çekmeye başlamış. Alt taraflara kızarmaya başlamış. Hemen bu esnada diğer taraflarını çeviriyoruz. Çok kolay bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde pişiyor. Çok zaman kaybettirmiyor. Üstelik mangal yakmanız da ızgara yapmanız da gerekmiyor. Gerçekten e, böyle mangalda pişmiş kadar lezzetli bir e, kanat tarifi denediğinizde siz de göreceksiniz. Şimdi çevirdim diğer tarafları da kızardı. Gördüğünüz gibi artık dibine yapışmaya başlıyor sosu. E, tam bu esnada tavukların en lezzetli olduğu pişme şekli iyice böyle yapışmaya başladığında altını kapatıyoruz ve Hemen servise geçiyoruz. Ben şimdi yanına böyle pirinç pilavı yapmıştım. Ee, böyle hmm, basmati pirincinden yapıyorum genelde pirinç pilavlarını. Ee, basmati pirincini de çok tavsiye ederim arkadaşlar. Asla lapalaşmıyor. Asla e, yapışkan bir pilav olmuyor. Tane tane oluyor. Şimdi pişirdiğim tavuk kanatlarını da pilavımın üzerine diziyorum. Yanına bir çorba bir de salata ile birlikte çok güzel bir akşam yemeği oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.